Hasan Hoca, Hasan Demirci. Kendisi moleküler biyoloji ve genetik bölümüne yeni katıldı. Ben geçen sene burada değildim, o yüzden... Ben de değildim. Tamam. Tamam, yeni katıldı. Ancak uzun yıllar yurt dışında araştırmalar yapmış bir insanı kendisi. Çok kısa özgeçmişini kendisini tanıttıktan sonra Hasan Hoca'ya bırakacağım sahneyi. 2002 yılında Boğaziçi Üniversitesi'nden hem kimya bölümünden hem moleküler biyoloji ve genetik bölümünden diploma olarak mezun oldu. Arkasından yurt dışında doktora çalışmaları yapmak üzere Brown Üniversitesi'ne gitti. Brown Üniversitesi'nde doktorasını aldıktan sonra doktora sonrası çalışmalar için de orada kaldı. Araştırmaları ribozomların yapılısını belirlemek üzerine ve bu amaçla çok yeni bazı teknikler kullanıyor. Kendisi anlatacaktır bütün detaylarıyla. Ben sadece başlığımı söyleyeyim. Oda sıcaklığı, ambient temperature oda sıcaklığında serial femtosecond X-ray'ler kullanarak kristalografi araştırmaları yapıyor ribozom kompleksiyle. Yani yapıyla fonksiyon arasındaki ilişkiyi belirlemeye çalışıyor. Bu moleküler biyolojide, fizikte çok genel ve önemli bir tema. Yapı gördükten sonra fonksiyon hakkında neler söyleyebiliriz. Özellikle de bu metodu kullanarak antibiyotiklere karşı canlıların rezistansını bu kapsamda anlayabilir miyiz sorusu üzerine çalışmalar yapmış. Doktora çalışmaları, postdoc çalışmalarından sonra aynı zamanda Stanford'da da 2013 ve 2019 arası araştırmalar yaptıktan sonra Türkiye'ye dönmeye karar verdik. Çok mutluyuz. Burada da çalışmalarında başarılar diliyorum. Sözü kendisine geçiyorum. Normalde ben bu konuşmayı İngilizce yapıyorum. Başlığın dışında her şey İngilizce. O yüzden kusuruma bakmayın. Normalde İngilizce yaparken diyorum ki işte benim İngilizcem çok iyi değil. Yani o yüzden hani bir sürü hata yapıyorum. Türkçem de iyi değil. O yüzden yine biraz şey yaparsanız sevinirim yani. Kafasını gözünü yara yara böyle konuşma yapmaya çalışacağım. Başlamadan önce aslında size yani bu bahsedeceğim pek çok şeyi tek başıma yapmadım ben. Çok genç insanlarla çalıştım. Çok yaşlı insanlarla çalıştım. Ama hepsi birbirinden mükemmeldi. Benim için genelde gideceğimiz yerden çok oraya gideceğimiz arkadaşlarımız ve yani yol arkadaşlarımız çok önemli. Bu kadar insanın içine sadece bir kişiyi ayırmak istiyorum. Aldı. Yani benim doktora danışmanım. Aldın Hocam da dediği gibi Brown'da ben 13 sene kaldım. Doktoramı bitirdim. Eşim doktorasına başladı. Hiç düşünmeden postdoktora için de kaldım orada ben. Çünkü hocam dünyada yani böyle iyi bir insan için bir altın standart olsaydı Albert işte o altın standart. Yani bir 15 sene daha kalırdım kendime. Çok tatlı bir insandı. O yüzden hemen şeyden bahsetmek istiyorum. Stanford'a gittiğince de bugün göstereceğim datalarını çoğunu çok genç insanlarla yaptık. Eğer böyle çok oturmuş metotlarla çalışıyorsanız genelde incremental şeyler oluyor. Ama böyle genç insanlarla çalıştığınız zaman çok korkusuz oluyorlar. Geliyorlar laba, imkansız şeyleri yapıyorlar. Onların da örneklerinden bahsedeceğim size. Ama benim için en önemli olan şey antibiyotikler. Yani modern tıp benim için antibiyotikler demek. Yani antibiyotikler olmadan hiçbir yani şey yapılamaz diye. Ve şu anda dünyadaki en büyük problem de bence antibiyotiklere karşı olan dirençli bakteriler. Yani bundan sonra artık yani küçücük bir enfeksiyonda bile insanlar ölebilecek. Yani buna da post şey diyoruz. Yani antibiyotik era. Yani elimizde artık hiçbir şeyimiz kalmadı bu bakterilere karşı kullanabileceğimiz. Yani bence bir düşünelim. Yeni antibiyotikler geliştirelim. Ama geliştirmiyor çünkü hiçbir tıp yani böyle modern tıp pharmaceutical yani bildiğimiz ilaç şirketleri bu işlerle uğraşmıyor çünkü para kazanamıyor. Hayat kurtaran bir şeyi para kazanamadıkları için ilgilendiriyor. Sıkıntıları biraz orada. Peki biz nasıl yapacağız bunu? Normalde yani bir şey var, genetik bilgilerimizin yazılı olduğu bir kitap var, DNA kitabı. Buradan mesajı RNA'ya bilgiler aktarılıyor ve bu bilgilerde daha sonra buradaki dil yani kullanılan alfabe
proteinlerin alfabesinden biraz farklı. Yani DNA'lar RNA'ları yapıyor, RNA'lar proteinleri yapıyor, proteinler de bizi yapıyor. Aslında protein dediğimiz et kemik yani. Ama bu bilgilerin bir şekilde ete ve kemiğe bölünmesi dediğimiz olay ribozomlar sayesinde oluyor. Mesela DNA eğer bir kitapsa, kitabı yapan makine hiç hata yapmadan bu kitabı defalarca, milyarlarca kere çok güzel bir şekilde kopyalayabiliyor. Daha aşağı ince mesela bu kitaptan daha sonra bir sayfasının fotokopisini çekip mesela göz yapacak kısmını açıyorsunuz. O bölümde gözü yapacak bilgiler var. Onun bir kopyasını alıp ribozoma yolluyorsunuz ve ribozom da o bilgileri alıyor ve 3 boyutlu ete ve kemiğe dönüştürüyor. Yani vücudumuz içinde küçücük böyle yani 3 boyutlu yazıcılar var ve durmadan çalışıyorlar ve bir şeyler yapıyorlar. Yani bizi böyle 3 boyutlu yazıyorlar sürekli. İşte bu makinelerde ribozomlar. Aslında ribozomun en güzel tarafı şöyle bir şey, translation yapıyor. Eskiden ben Türkçe düşünüp İngilizce veriyordum bu şeyi. O zaman bir translation oluyordu. Şimdi Türkçe konuşup Türkçe veriyorum, translate edemiyorum. O yüzden de kötü bir analoji oluyor. Ama şimdi İngilizce yazılmış bir şeyi Türkçe'ye tekrar translate ediyorum. O da biraz şey oluyor. Yani sonuçta burada çok hata oluyor. Yani hata yapmak aslında çok kötü bir şey değil. Ribozom o kadar hata yapmasına rağmen, yani şurada 10 milyonda bir hata oluyor. Burada 1 milyona düşüyor ya da 100 binde bire. Burada her 1000 amino asit birbirine eklenirken bir tane hata olabiliyor. Aslında çok da kötü değil. DNA'nın yapısı çift sarmallı, biraz sıkıcı bir yapı. Ama RNA böyle değil. Tek sarmallı olmasına rağmen karakteri olan bir yapı. Ve bunun değişik 3 boyutlu şekilleri olabiliyor. Ribozomun da aslında yani bu 3 boyutlu yazıcının da yapısının birazı dedim, 3'te 2'si, 2 bölü 3'ü, RNA. Daha sonra bu da ete ve kemiğe bürünüyor. Biraz daha böyle gerçekçi bir şey göstereyim size. Bu da proteinler. Proteinlerin yapısında 20'den fazla amino asit var ama yani bu şey buradaki şeyin alfabenin proteinlere bir şekilde çevrilmesi gerekiyor. Eğer bir hani görebilsek bu küçücük şeyleri, ribozomları. Ribozomlar aslında şöyle çok tatlı yapılar. İki tane küçük parçası var. Bir araya geliyorlar ve bu RNA'nın üzerinde dans ederken proteinleri yapıyorlar. Yani böyle bir lens olsa, yani bakabilsek aslında ribozomları daha güzel görebileceğiz. Ama şöyle bir sıkıntı var. Onları görebilecek, bize gösterebilecek bir lens yok. O zaman nasıl görüyoruz ribozomları, değil mi? Önceki şey, sculpture şey miydi? O orantıları doğru mu? Orantıları doğru da biraz artistik bir şey var. RNA şey, protein burada olmuyor da şu alttan geliyor. Evet, öyle bir sıkıntı var. Eğer görseydik yani böyle bir mikroskopumuz olsa böyle görünüyor ribozomlar. Sağ tarafta küçük parçası var, sol tarafta da büyük parçası var. Buna hani beyni diyebiliriz ribozomun. Büyük parçası da ribozomun elleri. Yani asıl şifrelerin kırıldığı yer küçük subunit ve diğerlerinin birleştiği yerde büyük parçası. Şimdi açalım bunu ortadan ve bakalım arası nasıl bir şey. Buna şey diyorlar, bu taç şekli, büyük şeyin. Bu da tavuk görüntüsü diyorlar. Burada da kafası var, gagası var, kanatları falan. Normalde taşıyıcı RNA'lar amino asiti A'dan getiriyor, buraya getiriyor. P sitesinde birbirlerine bağlıyorlar ve E sitesinden de exit tarafından da çıkıyorlar. Şimdi gördüğünüz yapısını ve nasıl çalıştığını anladınız herhalde. Ama ben size biraz daha yardımcı olayım. Bir şeyimiz var, videomuz var. Bu video 40 senedir insanlar yüzlerce lab çalıştılar beraber. Pek çok resim çektiler, X-ray'lerle ve kraya elektron mikroskoplarıyla. Ve burada bayağı bir science yani bilim var ama kurgu da var. Bilim kurgu da diyebiliriz buna. Burada mesajcı RNA var. Şurada yani başlatıcı faktörler var. Bu da ilk RNA'mız, taşıyıcı RNA'mız. Bu da ilk amino asit. Burada, orada bir şey var, şifre var ve onun çok güzel bir şekilde buraya oturması gerekiyor. Ve bu başlangıç parçaları da ona yardımcı oluyor. Ve başlangıçtan sonra artık ikinci devreye geçiyorlar. Ve proteinler artık uzamaya başlayacak burada. İkinci tRNA'ya bir amino asit bağlı ama onu oraya getiren bir faktör var. Burası dünyanın merkezi benim için. Çünkü burada bu çevrim oluyor. Yani beyni dediğimiz kısmı ribozomun aslında şurası. Burada bu kodlar kırılıyor ve başka bir alfabeye çevriliyor. Şimdi iki tane amino asit birbirine bağlandı ve buradaki
taşıyıcı RNA'ların ve mesajcı RNA'nın birazcık kayması gerekiyor ki yeni amino asit de gelebilsin oraya. Bunu yapan da bir parça var ve burada bayağı bir enerji harcanıyor. Her böyle bir step burada, her bir adım aslında çok hızlı, bayağı bir yavaş bir şekilde. Ben anlatacağım bunu da tekrar. Tekrar bir dekodlama oluyor burada. Ve daha sonra hızlanıyor biraz. Ama yine de normalden bir kat daha yavaş şu anda. Mesela amino asitler geliyor, birbirine bağlanıyor ve ribozomdan çıkıyor. Sitoplazmaya gidiyor. Orada da su var. Suyu seven amino asitler var, sevmeyen amino asitler var. Sevenler dışarı gidiyorlar, sevmeyenler de içeride saklanıyorlar ve böylece proteinlerin bir şekli oluyor. Şekil ve biraz önce Alkan hocamın da dediği gibi yaptıkları işler proteinin birbirine çok bağlantılı aslında. Böyle şurada çok ucuz bir bütçeyle yapılmış bir proteinin yapısının fold olmasını gördünüz. Ve her şeyin bir başı ve ortası son olduğu gibi burada da bir son var. En son kod da termination dediğimiz sonlandırıcı faktör sayesinde oluyor. Ve daha sonra bu mesaj defalarca okunabiliyor. Ribozom gördüğünüz gibi canlı canlı, hareketli. Ama buradaki o bütün şeylerin resimlerini çekerken biz bu ribozomları donduruyoruz. Hem kriyo elektron mikroskobuyla hem de X-ray'lerle görüntülerken donduruyoruz. Mesela -180 derecede topluyoruz bu dataları. Yeryüzündeki mesela biyoloji canlı canlı, sıcak, biraz şey, lousy, messy. Ama şey, 37 derecede oluyor, biraz sıcak olması lazım. Ama dataları toplarken biz -180'e gidiyoruz. O da başka bir gezegenin sıcaklığı, Uranüs yani. Dünya ile ilgisi yok. Yani topladığımız datalar aslında biraz accurate ama orada biraz şey yok. Dinamiği kayboluyor. Yani Terminator 2'yi izleyen varsa orada bir şey vardı, polis vardı. Renkten renge giriyordu, şekilden civa adam. Ama en sonunda donuyordu, üzerine sıvı nitrojen döküldü. Aslında biz de öyle yapıyoruz. Yani donduruyoruz. Biyolojide donduğu zaman çok keyifli olmuyor. Şimdi ribozom 3 boyutlu bir yapıyı tam vermiyor anladığım kadarıyla. Sadece onun asitle diziyor. Protein kendisi folding'i kendi yapıyor. Evet. Onu yani tam bir 3D printer'dan ziyade evet. Diziyor. Aslında şöyle bir şey vardı. Ribozom has no personality. Yani aslında ribozom değil o 3D printer. Yani önemli olan hem şeydeki amino asitlerin kendi şeyi, özelliği. O orada biraz etkili. Daha translation bitmeden folding başlıyor aslında. İnsanlar eskiden onu bilmiyorlar. Evet, bakteride başlıyor. Biraz önce gördünüz yani şey. Ama bazı şaferon proteinlerde, yardımcı proteinlerde var. Her protein kendi öyle şeklini bulamayabiliyor. Bazen yardıma ihtiyacı olabiliyor. Evet. Şimdi antibiyotiklere çalışacağız. Böyle çok böyle bulaşıcı hastalıklarla çalışmak istemezsiniz herhalde. Ben de korkuyorum. Şimdi gelir bir bakteri beni de böyle şey yapar diye. Siz de korkuyorsunuz. O yüzden de biz de gittik böyle çok sıcaklığı seven bir bakteriyle çalışıyoruz ki hani bize gidiyorsunuz bir duş alıyorsunuz. Aslında kendinizi bu Ternus aquaticus'un yani yakın akrabasıyla kaplıyorsunuz. Yani bu bütün ısıtıcılarda var aslında bu bakteriler. Yani her yerdeler derken ısıtıcıların içinde ve sıcak bu şeyler var kaplıcalarda falan. Normalde 55 derecenin altına indirdiğiniz zaman sıcaklığı artık bölünemiyorlar ve size bir zarar veremiyorlar. Ben o yüzden çok seviyorum bu bakteriyi. Asıl sevmemin sebebi de şu. Mesela E. coli denilen bir bakteri var. Herkes çok seviyor. Bütün lablarda o var. Ama antibiyotiklere geldiği zaman yani böyle E. coli ile Termus'u karşılaştırdığınız zaman Termus daha iyi şey veriyor, refleks veriyor. Yani normal bir bezofilik bakteriden daha iyi bu antibiyotiklere şey var yani responsu var. O yüzden de biz daha da çok seviyoruz. Asıl sevmemizin sebebi de şu. 2000 yıllarında başlamıştık biz bunlarla çalışmaya. Çünkü bütün gen dizimi biliniyordu. Normalde o zaman yani genomların dizilenmesi çok bitmemişti. Yani Termus ilklerinden. Peki niye X-ray'leri kullanıyoruz? Ya da X ışınlarını. Baktım Türkçesine ışın. X ışını. Yani ışınları niye kullanıyoruz ve niye X-ray ışınları? Normalde bizim yani kozmosumuz çok büyük bir kozmos. Bir sürü ışığın dalga boyu var. Ama mesela buradan işte terahertzlerden, exahertzlerden bahsediyoruz. Biz sadece şuradaki küçük bir dilimi görebiliyoruz. Yani aslında kocaman bir dünyada küçücük atomlardan yapılmışız ve görebildiğimiz çok küçük bir şey var. İçimizden şu anda mesela cep telefonlarının sinyalleri geçiyor, bir sürü dalgalar geçiyor, radyolar geçiyor, televizyon. Ama onların hiçbirini duymuyoruz, görmüyoruz. Çünkü onlara karşı bir reseptörümüz yok. Yani bir antenimiz yok. Ama bizim gözümüz mesela şurayı çok güzel görebiliyor. Yani
Yani 400 nanometre ile 750 nanometre arasını çok güzel görüyoruz. Ama mesela göremediğimiz şeyler var. Neleri göremiyoruz mesela? Çok küçük şeyleri göremiyoruz çünkü dalga boyu görebileceğiniz şeylerin de boyutunu belirliyor. Çok küçük şeyleri görmek istiyorsanız dalga boyu çok küçük olan ışınlarla çalışmanız gerekiyor. Mesela atomları görmek istiyorsanız dalga boyu atomların boyuyla birbirine çok yakın olan enerjide ışınları kullanmanız gerekiyor. Ve bu yüzden de biz X-ray'leri kullanıyoruz gördüğünüz gibi. Ama şöyle bir problem var. Dalganın boyu var, bir de enerjisi var. Dalganın boyu küçüldükçe enerjisi artıyor. O kadar artıyor ki, mesela biyolojik bir şey X-ray'lerin önüne koyduğunuz zaman, mesela hiç böyle kırık kemiği olan varsa, hani X-ray'de çekilmiş de bir resmi, hemen sizi böyle kurşundan bir yelek giydiriyorlar falan, hani böyle fazla zarar gelmesin bir yerinize. Oradaki X-ray'lerden milyarlarca, trilyonlarca kat daha böyle yoğunluğu fazla olan X-ray'lerle ancak bu görüntülemeyi yapabiliyoruz. Yani o zaman önüne koyduğunuz her şeyi direkt gaza ve toz bulutuna dönüştürüyor X-ray'ler. Eksi 180 derecede biz numunelerimizi yakıyoruz. Dumanlar çıkıyor. Eksi 180 derecede. Yani topladığımız numunelerin sadece soğuk olması yetmiyor. Bir de biz onları radyasyonla, yani büyük bir şeye, tahribata uğratıyoruz. O kadar tahrip oluyorlar ki yani ne kadar datayı böyle oradan kurtarabilirsek onu gösteriyoruz. Ve onunla bile herkes mutlu oluyor. Çok güzel böyle structure'lar, yapılar çözülebiliyor. Yani X-ray'leri kullanmamızın sebebi bu. Bir de X-ray'lerin şöyle bir şey olması gerekiyor. Numuneye çarpıp biraz dağılması gerekiyor. X-ray'leri dağıtan şey de elektronların yoğunluğu. Ama biyolojiyi yapan elementlerin çok elektronu yok. Mesela hidrojenin bir elektronu var. Karbonun yani altı tane. Yani çok az elektron olunca da X-ray'lerde dağılmak istemiyor. O yüzden de bir problem var. Yani tek bir parçayı koyup oradan bir imaj alamıyoruz, resmini çekemiyoruz. Onun yerine kristal oluşturuyoruz. Yani normalde bizim fayanslarımız olur. Yani öyle düşünün, bütün parçaları bir araya getirip birbirinin aynısı şekilde diziyoruz. Tuğla gibi düşünün. Daha sonra onların hepsi aynı şekilde dağıtıyor ışınları. Ve böylece sinyaller de sürekli artarak orada yani görünmeye başlıyor. O yüzden de kristal yapısı oluşturmamız gerekiyor. Ama diyeceksiniz ki, hocam siz biyoloji canlı canlı falan diyordunuz ama böyle kristal olunca böyle hepsi birbirine bağlanacak, hiç oynayamayacaklar falan. Haklısınız. Yani o da bir problem. Soğuk olması bir problem. Problem üstüne problem. Radyasyon tahribatı bir problem. Yani gördüğünüz gibi aslında yaptığımız şey böyle çok, yani sosis yapmak gibi bir şey, çok keyifli bir şey değil yani. Bir sürü bir şey var içinde. Peki X-ray'ler nasıl oluşuyor? Elektronlar hızlanırsa ya da yavaşlarsa X-ray'ler oluşuyor. O enerji çıkıyor bir şekilde. Ve biz bu enerjileri alıyoruz ve biraz daha paralel hale getiriyoruz. Kristallere çarptırıyoruz, oradan dağıtıyoruz. Ve üç boyutlu bir yapıyı, yani bir dalga geliyor. Dalganın bir boyu var. Değil mi? Ama bir ekrana çarptığı zaman siz şeyi görmüyorsunuz. Dalganın şeyi de sadece yüksekliğini görebiliyorsunuz. Mesela denizin kenarına gittiğiniz zaman, mesela orada bir duvar varsa, duvarda sadece dalga ne kadar yukarı çıkmış, aşağı inmiş, onu görebilirsiniz, değil mi? Mesela biz üç boyutlu bir yapıyı alıyoruz, sıkıştırıyoruz ve iki boyutlu bir şeye dönüştürüyoruz. Alın bir problem daha yani. Şimdi oradan, yani ben şimdi böyle bu ekranın önüne geçsem, yani şurada bu köpek mi yoksa gerçek bir köpek mi bilemezsiniz. Değil mi? Yani aslında çok kötü oldu ama yani bu işin yani ustası bile yapsa yani fark edemezsiniz. Şimdi yani bu bir köpek mi, bu bir el mi yani? Ben de bilmiyorum, sen de kimse bilmiyor. Yani böyle bir şey oluyor orada. Asıl yani bizim X-ray kristalografi dediğimiz yani X ışını kristallerinden yapı çözmek aslında oradaki gölgenin bir şeye dönüşmesi. Yani biraz zor bir iş. Zor değil de keyifli bir iş. Bakterileri büyütüyoruz, onları böyle ultrason diyorlar. Ultrason dalgalarıyla kırıyoruz. Böyle kromatografi dediğimiz yöntemler, proteinleri ayırıyoruz birbirinden, daha böyle saflaştırıyoruz. Kristalleri oluşturuyoruz. Böyle kimyasalları ekliyoruz falan. Hani proteinler suyun içindeydi hatırlarsanız. Yani onlara tuzlar koyuyoruz, bir şeyler koyuyoruz. O suyla yarış halindeler. Daha sonra proteinleri suyun dışına itiyorlar. Ya çöküyorlar proteinler ya da kristal oluşturuyorlar. Genelde biz çok başarılıyız. Güzel kristaller oluşturabiliyoruz. Daha da güzelleri var. Daha sonra bu kristalleri alıyoruz. Dediğim gibi eğer bir merceğiniz olsa, yani o
ışınları böyle retinanıza düşürebilecek böyle büyük bir parça. Mesela şu ribozomu görüyoruz çünkü gözümüze gelen ışıkları retinamıza düşürebilecek bir mercek var. Fokuslayabilecek, yani odaklayabilecek. Ama X-ray'ler geliyor, hiçbir şey onları odaklayamaz. Çünkü X-ray'in enerjisi fazla, dalga boyu küçük, yani bayağı bir problemli. Şimdi iki boyutlu bir şeyi topladık, datayı topladık ya da veriyi topladık. Buradan bir şekilde bir fokus fokusla, yani şunla, bu algoritm dediğimiz kısmı aslında X-ray, X ışını kristalografisi. Buradan biz bu yapıyı bir şekilde şuradan alıp tekrar üç boyutlu haline getiriyoruz. Atomlarına kadar görebiliyoruz. Şimdi bu kutunun içinde ne var? Aslında Pandora'nın kutusu gibi. Açarsak yani benden nefret edebilirsiniz. En azından bir göstereyim, hemen geçelim. Eğer o kadar şeyi yapabilirseniz, yani büyük büyük numaraları böyle birbiriyle çarpıştırıp işte matematiğin falan iflas ettirebilirsiniz. Böyle güzel elektron bulutları oluşturabilirsiniz. Daha önceden bildiğiniz mesela sekansları varsa ya da dizilimleri varsa hemen onları bu aralara dizebilirsiniz. Ama bilmediğiniz kısımlar olabilirse onları da bazen buralardan bulabilirsiniz. Onlar da mesela amino asitlerin yan kolu. Aslında biyolojinin en sevdiğim kısmı görebildiğim kısmı benim. Ben gerçekten çok hoşuma gidiyor elektronları görebilmek. Hatta bilgisayarımda var şimdi böyle biraz iki boyutlu oldu. Biraz daha böyle şimdi görünmüyor. Ben benim ekranımdaki siz görüyorsunuz. En azından şey, bilgisayarı çevireyim ben. Buradan göstereyim. Üç boyutlu şekilde yani bayağı her şeyi atomlarına kadar görebiliyorsunuz. Yani bir ara her şey vaktiniz olursa ofisinde ya da şeyden sonra konuşmadan sonra da yani her şeyi görebiliyoruz. Göremediğimiz tek şey hidrojen. Hidrojeni göremiyoruz maalesef. Diyeceksin hidrojen yani who cares? Yani düşürük bir hidrojen yani bir protonu bir elektronu var. Ama şimdi aramızda fizikçiler var. Mesela kuantum fiziği yapanlar var. Mesela kuantum tunneling var. Yani protonların bir yerden bir yere gitmesi var mesela, değil mi? Kuantum entanglement var. Yani bir sürü böyle keyifli kısımlar var. Ama hidrojeni göremediğimiz zaman bazen onları kaçırabiliyoruz. Mesela bizim de göremediğimiz bir şey. Hani heyecanlı olmadığını söylemiyorum ama göremiyorum. O yüzden de heyecanı kaçıyor. Gazı kaçmış şey gibi oluyor. Yani soda gibi bir şey oluyor. Benim asıl sormak istediğim soru aslında şu. Yani biz X-ray'leri kullanarak ve antibiyotikleri kullanarak bu yani bizim genlerimizdeki bilgilerin nasıl dekoderle çözülmesi. Yani ben aslında antibiyotikleri bir alet olarak kullanıyorum. Yani aslında benim amacım antibiyotikler değil. Ben aslında dekodlamayı, dekoderi çalışmak istiyorum. Ama antibiyotikler de yani süper bir şey aslında. Yani eğer bunu yaparken bir de yeni nesil böyle daha böyle etkili antibiyotikler geliştirebilirsek bir taşla da iki kuş vurmuş olabiliriz. Aslında bir de böyle bakar. Ben o yüzden antibiyotikleri çok seviyorum. Peki yani antibiyotikler nerelere bağlanıyor? Bilinen antibiyotiklerin 3/2'si ribozoma bağlanıyor. Özellikle de çoğu mesela bu dekoder olan kısmına bağlanıyor ribozomun. Ve buraya bakarsanız mesela bizim genetik kodlarımızda biraz şey var. Ne derler? Yani birkaç tane kodon, yani bildiğiniz kod aynı amino asite denk gelebiliyor. Mesela ribozom birinci ve ikinci nükleotide bakmıyor. Ama yani burası çok önemli. Bu THR şey yapması, triyonin dediğimiz amino asit kodlaması. Ama üçüncü kısma bakmıyor yani hiç. Ne olduğunu bir kere yani yine aynı amino asit kodluyor. O zaman ribozom hangisinin birinci nükleotit, hangisinin ikinci nükleotit, hangisinin üçüncü nükleotit olduğunu nasıl biliyor? Biz eğer X-ray'leri kullanamasaydık mesela bunu hiç bilemeyecektik. Dekodlama aslında çok hızlı bir olay. Biraz önce gördüğünüz video aslında yani bir saniyede bitebilirdi. Ama biz onu 3-4 dakika oynattık size hani böyle bazı detaylarını görebilir. Çok hızlı. Saniyede 22 tane dekodlama oluyor. Ve bunların hata oranı da çok düşük aslında. Yani bir hata yani 1000'de ya da 10.000 tane bağlanmada bir hata yapıyor. Bu da güzel. Mesela ribozomun birinci ya da ikincisinde bir hata olduğu zaman fazların birleşmesinde taşıyıcı RNA ile ve mesajcı RNA arasında bunlar
hata olarak kabul ediliyor. Ama üçüncüsünde olduğu zaman doğru TRNA. Yani bu nasıl oluyor? Normalde sadece hani buradaki enerjilerine baksak en fazla 10 kat olur yani. 4 kilojoule dediğimiz bir enerji farkı var. Yani bu da en fazla 10 kat bir şey yapabilir. Yani ayırabilir doğruyu yanlışla. Ama ribozom bir hatayı binde ya da 10.000'de bir yapıyor. Nasıl yapıyor? Mesela şeye bakarsanız hani biraz önce quantum tunneling dediğimiz şey vardı. Buradaki hidrojen bağları mesela bazen böyle bir yerden başka bir yere zıplayabiliyor. Aslında bu kısımlar normalde biz buna topomerization diyoruz yani kimyada. Bir şekilde bunu aslında yani quantum tunneling olarak da düşünebilirsin. Aslında biyoloji sadece biyoloji değil. Yani fizik de var bunun içinde, organik kimya da var. Yani bunların hepsinin harmanlanması bazen mühendislik işin içine girdiği zaman daha keyifli oluyor. Mesela ribozomda iki tane basamaklı böyle bir şey sistem kullanarak bu doğruları yanlışlardan ayırıyor. Çok basit bir şey bu. Ne diyorlar bunda? Asetat diyor bazı hocalarımız ama yani figürde gördüğünüz şey. Ama ben bunu tek tek size anlatacağım. Yani her bir basamağı tek tek göreceğiz nasıl oluyormuş diye. Mesela ilk önce şuradan başlayalım. Bu tRNA'nın ilk bağlanması. Burada mesajcı RNA var. Pozisyon 1, 2, 3 dediğimiz yerler. Bu kod mesela 3 tane nükleotidin olduğu yer bir kod. Buna bağlanan bir tane antikod var. Ve burada çözümleme, dekoder dediğimiz kısmı aslında bu. Ribozomun da mesela RNA'dan yapılmış yine bir tane aktif bölgesi var. Bu RNA'lar, hepsi RNA gördüğünüz gibi. Bağlandığı zaman doğru amino asit ve doğru tRNA geldiği zaman bu iki tane böyle baz nükleotit çevriliyor. Ve buradaki şeye, geometriye bakıyor. Aslında bazların ne olduğuna bakmıyor. Burada baktığı şey şuradaki uzaklığı. Yani şu uzaklığın isosterik olması gerekiyor. Yani aynı geometri olması gerekiyor. Diyeceksiniz nasıl oluyor? Adenin ve guanin, sitosin ve yurasinden biraz daha uzun. Mesela şöyle bağlarsanız bu bazları biraz böyle eğriliyor, bürülüyor falan. Ama bir adenin urasille bağlanırsa, guanin de sitozinle bağlanırsa hep aynı boyda oluyor. Bir uçtan diğer uca. Ribozom da işte böyle bir şey. Aslında kullandığı şey, mekanizma çok basit bir mekanizma. Yani kör alfabesi gibi düşünebilirsiniz. Yani bakmıyor. Sadece oradaki geometrisine bakıyor. Bazın ne olduğu önemli. Bu yüzden de çok hızlı olabiliyor. Üçüncü pozisyona bakarsanız, yani diğer ikisi bir böyle direkt kafadan böyle şey yapmıyor, araya girmiyor. Onun yerine böyle biraz açıyla geliyor. İşte orada da biraz wobbly dediğimiz, yani wobble position dediğimiz olay oluyor. Oradaki dekodlama biraz daha böyle gevşek. Yani diğerleri gibi böyle çok stiff bir dekodlama olmuyor. Oradan da mesela buraya geliyor. Aslında ribozomun yaptığı şey, hani bu 1000 kat, 10.000 kat daha böyle bir şey, accuracy'nin hassasiyeti, yani buradaki hassasiyeti nasıl artırıyor yani binde bire? Şöyle artırıyor. Mesela bu dekodlama dediğimiz yer burasıydı. Şimdi ribozomun üzerine koyduk o dekodlama yerini. Mesela kafasını keseceğiz bu tavuğun şimdi. Yukarıdan bakacağız. Doğru tRNA bağlandığı zaman böyle bir yani şey yapısal değişim oluyor ribozomda. Doğrusu olmadığı zaman olmuyor. Yanlış tRNA bağlandığı zaman o kafası oynamıyor ribozomun ya da gövdesi. Ama şöyle diyeceksin, şimdi böyle bir dinamik var burada ve böylece yani binde bir hata yapıyor diyelim. Mesela bizim mutasyonlarımız var. Mesela ribozomun şurasında bir hata yaparsak, biz buraya hani kafası biraz daha kolay bağlansın dersek, ribozom onda bir de hata yapabilir, yüzde bir de hata yapabilir. Ama bu tarafta bir hata yaptırırsak, böyle kapanamazsa ribozom bu sefer de çok hassas bir hale gelebilir. Yani milyonda bir hata yapabilir. O zaman da şöyle bir şey var. Mesela ben şimdi bütün Türkçe karşılıklarını düşünseydim bu kelimeleri, daha böyle hassas bir konuşma yapabilirdim. Ama o zaman da burada 4-5 saat otururdunuz yani. İngilizce yaparken de aynı şekilde. Mesela hiç hata yapmadan İngilizce konuşmaya çalışsam o zaman da 5 saat oluyor. O yüzden hep böyle birkaç hata yapıyoruz. Yani bazen kafasını gözünü kıra kıra böyle bitiriyoruz yani şeyleri, konuşmaları. Ribozom da öyle yapıyor. Yani her sentezde bir amino asit proteinde birkaç hata yapıyor. Ama proteinlerde mesela son şey değil, kullanıp atıyoruz proteinleri. Bir DNA gibi değil, yani bir sonraki hücreye gitmiyor. Değil mi? Yani çoğu gitmiyor. Mesela böyle bir dinamik var burada. Ribozomun kullandığında mesela bu yapısal değişme, yani kinetikli, yani kinetik olarak bunu kontrol ediyor.
3D bozonun üzerinde tRNA'ları koyuyoruz. Hatırlarsanız A sitesine gelen tRNA bir protein tarafından getiriliyor. Ve daha sonra da yani doğru amino asitler yoluna devam ediyor. Yanlış olanlar bir şekilde ayıklanıyor orada. Mesela hani orada bir şey vardı. Yani yapısal bir değişme vardı. O yapısal değişme şu renkten bu tarafa doğru. Aslında ribozom doğru tRNA bağlandığı zaman yapısı değişiyor. Şu proteine çarpıyor. Yani bir şekilde bir protein geliyor. Dokunuyor. Diyor ki hey, doğru amino asit bağlandı. Sen artık bu tRNA'yı bırak burada diyor. Yani o yapısı değiştiği için. Yanlış olsaydı yapmayacaktı onu. O tRNA da oradan hiç bırakılmadan ayrılacaktı. Ama kapandığı için ribozom uzanıyor oradan ve diyor ki bu doğru tRNA. Bütün ribozom bir araya koyarsak da o şey enerjisi hidrolize olduktan sonra da doğru tRNA'yı bırakıyor ve orada da bir peptit bondu oluşuyor. Yani peptit bağ oluşuyor. Ve böylece protein sentezinin bir basamağı gerçekleşmiş oldu. Peki tekrar aynı soru soruyor. Peki antibiyotiklerin bununla ne ilgisi var? Yani ben niye antibiyotikleri çalışıyorum? Çünkü dekoderini bozuyor. Jammer gibi düşünün. Yani antibiyotikler bir şekilde bildiğiniz jammer yani. Geliyor oraya. Mesela bir protein yapmaya çalışırken kafasını karıştırıyor ribozomun. Ribozom ne yaptığını unutuyor böyle. Abuk sabuk şeyler yapıyor. Bir bakıyor bütün hücre dolmuş böyle gereksiz şeylerle. Sonra da geri dönüşü olmuyor. Yani bunun İngilizcesi aslında hoarding dediğimiz bir olay var. Yani böyle çöp evler oluyor. Hani bazıları getiriyor evini çöple dolduruyor. Öyle düşünebilirsiniz. Yani antibiyotiği verdiğiniz zaman hücre bir çöp eve dönüşüyor. Ve yani intihar ediyor ondan sonra. Ben soruyu değiştiriyorum. Şimdi diyorum seri femtosaniye X ışını kristalografisi bize ne öğretiyor? Ben dedim ki bugüne kadar hep soğuttuk, dondurduk, X-raylerle bunları, X ışınlarıyla tahribata uğrattık. Sonra bir şeyler bulduk, işte bu dedik yani bugüne kadar. Aslında bunu oda sıcaklığında yapabilir miydik? Radyasyonla tahribata uğratmadan yapabilir miydik? Yapabilirmişiz, yani yaptık. Bunun için de şöyle bir makineye ihtiyaç var. Bu Stanford'da Slide National labında yaptığımız bir çalışma. 4 kilometrelik bir tünel var. Bu tünelde dünyanın en kuvvetli lazerleri var. Ve bu lazerlerden çıkan enerjilerle elektronlar Fermi dediğimiz bir hızdan ışık hızına çıkartılıyor. Üzerinde şey yükü olmasına rağmen. Bunun için de 16.2 giga elektron voltluk bir enerji vermemiz gerekiyor. Geleceğe Dönüş filmini izleyen var mı aranızda? Çılgın bir doktor var, oradan bir şey gelmesi gerekiyor. Yani arabanın geçmişe geleceğe gitmesi için bir tane gök gürültüsü ya da şimşeğin çarpması gerekiyor. O bile 1.2 nokta kaç gigawattı hatırlamıyorum ben. 1 nokta bir şey de olabilir ama 2'nin üzerinde değil yani. Yani bir şey şimşek 2 gigawatt. Yani bu makineyi çalıştırmak için 8 tanesine ihtiyaç var. Yani aslında buna verdiğiniz enerjiyle bütün İstanbul'un enerji ihtiyacı karşılanabilir yani. Oradaki elektronlar ışık hızına çıktığı zaman bir şeyler oluyor. Aslında bunu anlatabilirim ama bununla ilgili bir videomuz var. Herhalde ses yapabiliyor muyuz burada bilmiyorum. Aslında varmış ses, bir deneyelim. Elektronlar mavi, X-ray'den sarı hali. Elektronlar
şeyden, bakırdan ekstrakt ettiğimiz elektronlar. Elektronların yükü var. Birbirine fazla yanaşamıyorlar. O yüzden çıkanlar koyuyoruz buraya. O çıkanlar elektronları kompres ediyor, birbirine yaklaştırıyor. Daha sonra da yani 16.2 gigawatt elektriği verdiğin zaman çıkanlar çıkayım diyor. Yani Türkçesi gibi çıkayım herhalde. Evet. Yani köşeli bir şey. Yani şurada bunch compressor dediğimiz olay bu. Elektronlar birbirine yaklaştırılıyor. Biraz hızlanacaklar, sonra bir daha kompres olacaklar. Daha da yaklaşır çünkü o zaman yükleri olmayacak. Yani elektronlar biliyorsunuz X-ray'lerin anası. Yani birbirlerine ne kadar yaklaştırabilirse o kadar çok X-ray alabilir. Ama yükü olan elektronları yanaştıramadığı için fazla X-ray çıkmıyor. Ama buradaki elektronlar birbirine çok yanaştırılabiliyor. Ve böylece X-ray'ler çok çok inanılmaz parlaklıklara ulaşabiliyor. Şu anda ışık hızına çıkıyorlar. Elektronlar artık hızlandılar, enerjileri çok arttı ve şimdi şey yapacağız, biraz daha böyle collimate edeceğiz, paralel hale getireceğiz buradaki aynalarımızla. Ve bu makinenin içinde bir kalp var. Bu kalbi de aslında buradan sonraki kısmı bu bizim angulator dediğimiz, yani elektronları bir o tarafa bir bu tarafa şey yapacağız. Yani böyle bir topun sektirilmesi gibi sektireceğiz. Orada da elektronların düz hızı değişmiyor, hızlanmıyor. Ama aşağı yukarı giderken açısal hızı ve değiştiği için de bir sürü X-ray çıkacak burada. Evet, burası da yani bu makinenin kalbi. Burada elektronlara böyle biraz dans ettireceğiz ve X-ray'ler, sarı olan X-ray'ler çıkmaya başlayacak. Normalde bir sinkrotonda bu şeylerden, angulator'lardan bir tane olduğu zaman X-ray'ler bir kat daha hızlı, yani daha parlak hale geliyor. Ama bu makinede 33 tanesi arka arkaya, yani böyle çılgın bir makine. Yani yapıldığı zaman çalışıp çalışmayacağı bile böyle belli değildi. Aslında çok büyük bir risk. Ve buradaki X-ray'ler, yani buna en yakın ışık kaynağı sinkrotonlardan 1 milyar kat daha yoğun. Şimdi elektronlar ve X-ray'ler beraber gidiyorlar. X-ray'leri daha sonra devam edecek. Buraya bir magnetizma şeyi koyup elektronları ayırıyoruz. Buraya da yani beam çöplüğü dediğimiz ışın çöplüğüne gidiyor bu elektronlar. Bir cağın altına doğru yolluyoruz bunu. Saniyede 120 tane paket ışın geliyor. Peki ne yapıyoruz bu ışınlarla? Onu söyleyeyim. Mesela şöyle deneysel bir odacığa girip oradaki yani vakumlanmış bir deneysel hücrede bu X-ray'lerle numuneleri birleştiriyoruz. Aslında benim yaptığım şey burada yeni bir enjektör teknolojisi geliştirip bu numunelerle X-ray'leri buluşturmak. Yani saniyede 120 tane geliyor. Bunların birbirleriyle çok güzel bir şekilde buluşup bu şeylerin oluşturulması, imajları. Buradan o kadar çok data topluyoruz ki daha sonra da bu dataları birleştirip böyle yani biraz önce gösterdiğim o şeylerle denklemlerle üç boyutlu yapıları oluşturuyoruz. Ama bunu yaparken de oda sıcaklığında yapıyoruz. Tekniğin ismi dağılım olması ve tahribattan önce dağılım. Ama ben bunu değiştirdim. Bu yani direkt tahribat before yani şeyden önce yani numuneden data toplanmasından önce bir tahribat yapılıyor bu metotta da. Nasıl yapılıyor? İlk defa ben bu makineye gittiğim zaman Brown Üniversitesi'ndeydim. 4 sene postdoc yaptım, kristal yaptım. O kristalleri topladım, buraya gittim. Dünyadaki ilk böyle oda sıcaklığındaki bir bozonun yapısını çözmeye gittim. Çok heyecanlıyım. İşte fizikçiler, makine mühendisleri böyle oturmuşlar, güzel güzel metotlar geliştirmişler. Bana bir geldi, hemen bize numuneni verdim. İlk önce böyle şey yaptılar, bu kıyma makinesi gibi düşünebilirsiniz. Bunu bizim kristallerimiz aslında çok böyle, nasıl söyleyeyim, böyle yumuşak yapılar. Ama bunu bir kıyma makinesinden geçirdiler. Sonra dediler, bir tane daha kıyma makinesinden geçirelim. Tamam dedim. Sonra bunu aldılar, böyle bir şey, düdüklü tencereye koyduğunu düşün. Yani bayağı bir yüksek basınçta. Sonra bir kıyma makinesinden daha geçirdiler. Dediler ki, ooo ne güzel data topladın. Böyle bir baktık böyle bir data geldi. Yani birkaç tane böyle imaj aldık. Dediler ki, ooo 6 angstroma kadar
kristal çıkmış. Normalde ben bir kristalle yani atomik bir yapıyı çözebiliyorum. Ama milyarlarca, trilyonlarca kristalimi çöpe attılar. Bir tane imaj verdiler. Ooo dediler, bu güzel, güzel bir şey dediler abidesi. Ben de bundan daha çirkin bir şey ben hayatımda görmedim dedim yani. Ve ağlayacaktım der. O kadar mesela şey olmuştum yani. Ama şöyle bir şey var. Yani burada bırakıp yani tasımızı, tarağımızı toplayıp yani eve geri dönüp bırakabilirdik bunu aslında. Bana dediler ki gayet başarılı ama bence değildi. Sonra şey düşündüm yani biyoloji canlı canlı işte böyle bir şeyler yapılabilir. Hiçbir materyal donmuyor. Işık hızından daha hızlı data toplayabiliyoruz. Mesela o gelen paket ışınlar 50 femtosaniye. Yani düşünün şu kristal olsun. Geliyor geçiyor içinden geçti ve imajımızı aldık. Ondan sonra elektronların dönmeye vakti olmadı daha. Hani biz diyorduk ya radyasyon şey tahribatı olmuyor. Oda sıcaklığında ısıtmadık. Yani aslında çok güzel bir metot. Ama metoda gelemedik ki zaten numuneleri berbat ettik yani. Problem oradaydı. O zaman da ben şey muslukçu tesisatçılığa başlamak zorunda kaldım. Ama değişik bir versiyonu. Mesela biyoloji çok hızlı oluyor. Ama sinkrotonlara gittiğiniz zaman dakikalarca böyle numunelere radyasyon vermeniz gerekiyor. Nasıl olacak bu iş? Elektrospinning teknolojisi dediğimiz bir teknoloji var. Bu teknolojide mesela tek bir şey düşünün. Yani bahçe hortumu düşünün. Bir ucu sizin şey numunelerinizin olduğu rezervuarda. Diğer ucu da X-ray'lerin olduğu yani. Klima makinesi yok. Arkasından iten bir basınç yok. Herkes çok mutlu. Tek bir problem var. Su vakuma geldiği zaman genişliyor ve donuyor. Akmıyor yani. Böyle bir problem var. Tek problemi bu. Tek kusuru bu yani. Tamam dedik. Yani Pulse Enstitüsü'nde yani çalışmak istediğim grubun böyle bir teknoloji. Dediğim gibi bunun basit bir yolu var. Ortasına şöyle 10 dolarlık bir parça koyarız bunun. Yani dışından da böyle hani antifriz dediğimiz maddeleri yollarız. Numunelerimize hiçbir şey olmaz. En son gelene kadar o antifrizle böyle etrafından yani saç kılının içinden saç kılı geçirdik. Yani söyleyeceğim bu kadar. Yani şu iki tane saç kılı kalınlığındaki çok mikron mikron böyle şeylerin içinden, boruların içinden, pipetlerin içinden numunelerimizi geçirdik, antifrizi verdik. Ve bize dediler ki yani sana sadece 6 saat, normalde bu makinede gelip deney yapmak isteyenler 1 hafta deney yapıyorlar. Oradan da bir tane yani tavuğun yumurtasının beyazının proteinin bir yapısını çözüyorlar. Yani olay oydu o zaman. Herkes dedi ki proof of principle yani çalışıyor mu çalışmıyor mu. Bir hafta çalışıyorlar bir tavuğun yumurtasının beyazının yapısını çözüyorlar. Bize direkt sana 6 saat. Bizden önceki grup da zaten detektörü parçalamış yani 1 bölü 4 yok. Yani dediler ki deneyi yapmak istiyor musun? Ben dedim istiyorum tabii yani o kadar uğraştık yani bir yapalım bakalım ne oluyor. Ve dünyanın 8. harikası dediğimiz bu ribozomun ilk oda sıcaklığındaki yapısını çözdük. Yani o gösterdiğim genç insanlarla bunu yaptık. Ve 10 dolarlık bir parçayla 1,5 milyar dolarlık bir makineyi 10 bin kat daha verimli hale getirdik. Yani aslında kısacası böyle oldu. Yani artık makinede rutin olarak gidip bu yapıları çözebilirsiniz. Normalde sadece tavuğun yumurtasının beyazı değil, böyle gerçekten size heyecanlandıran yapıları da çözebiliyorsunuz. Burada bir fark var. Bir tanesi oda sıcaklığında çözülmüş kahverengi, diğeri de -180'de çözülmüş yani donmuş bir ribozomun yapısı. Bir fark yok. Şurada da bir antibiyotiğimiz var. Aslında çok küçücük bir ayrılma var. Belki fark ettiniz. Yaptığımız şey şu. Yani süperpozisyon dediğimiz iki tane parçayı alıyoruz, getiriyoruz. Eğer aynıysa aynı, iyiyse fark. Yani bu kadar. Bakıyoruz fark var mı? Yok. Fazla yok. Kalitesi aynı. Çözünürlüğü aynı. Ve çok kısa sürede yaptık bunu. Ve işte ilk antibiyotik burada. Normalde hani hidrojen bağlarının ne kadar önemli olduğundan bahsettik. Normalde oda sıcaklığındaki mesela şu oksijenin yönü bu tarafa gidiyor. Ondan daha önemlisi aslında büyük yapısal değişiklikleri de görebiliyorsunuz. Mesela biz şey o yani backbone dediğimiz kısmındaki şeyleri ribozomun RNA'nin şeyine baktık. Yani ne kadar birbirinden sapmış ona baktık. Ve şöyle bir şey fark ettik. Yani şu hinge dediğimiz yani menteşesi olan bir kısmı var ribozomun. O yüzden zaten böyle oynuyor bayağı bu şey konusunda, protein sentezi kısmında. Şeye baktık biz, orada mesela o menteşe kısmında bir fark gördük. Harry Knowler, benim çalıştığım alanda yani bildiğiniz bir towering figure diyoruz. Yani gerçekten bölümün ya da alanın en değerli insanlarından biri. Yani benden önce bu konuda çalışmış yüzlerce, binlerce kişi var. Çok güzel işler yapıldı ve bunların hepsi -180'de yapıldı. Biz geldik mesela ilk defa oda sıcaklığına bir sıçramış.
şey yapı çözdük. Aslında hani research yeniden araştırma gibi. Aslında bizdeki araştırma güzel bir isim ama İngilizcesi bunun değil. Research. Yani yeniden search ediyorsunuz. Aslında bizim burada yaptığımız da bir şekilde bir research ama geldiğimiz zaman gördüğümüz şeyi ilk biz gördük bu metodu. Aslında oradaki heyecan daha bir başka. Ve yani Heron'in bulduğu şey de aslında şuydu. Yani yüzlerce yapıyı bir araya getirdi. Dedi ki ribozomun dedi aslında menteşesi dedi burası. Biz sadece bir yapı çözdük oda sıcaklığında ve o menteşeyi bulduk yani. Niye oda sıcaklığında? Evet. 37 de yapabiliriz yüzde ama proof of principle var ya, bu daha ilk yapısı çözdüğümüz. Şimdi lazım yapılır onu. 3 boyutlu yapılar yerine 4 boyutlu yapılar çözeceğiz. Artık zamanlamasını çevireceğiz, değiştireceğiz. Yapısının sıcaklığını değiştireceğiz. O 4. bir boyut olacak. pH'ını değiştireceğiz. Onları yapacağız. Oraya geleceğim zaten. Eğer biraz müsaade edersen. Niye yapmadık? Çünkü şey, hani 6 saatimiz var. Hemen girip bütün deneyi kurup yani o şeyi datamızı toplamamız lazım. O yüzden biraz acele ettik. Yani biraz bu şişirilmiş bir sıcaklık. Yani öyle söyleyeyim size. Daha sonra da bu yapıyı sadece çözdüğümüz yetmedi. Nature Methods'a bastık. Bir de 10 dolara bunu nasıl yaptık diye bizim aklımızda da bir makale yaptılar. Şey söyleyeceğim. Normalde bizim yaptığımız, hani ilk gösterdiğim şey böyle bir şey düşünün. Yani bir snowboardcu düşünün. Shaun White. Yani rutinine başlamadan önce bir resmini çekiyorsunuz. Sonra bir resmini çekiyorsunuz. Bizim yaptığımız hani demiştim ya science, yani bilim kurgu. Bunu yapıyoruz. Yani şuradan şuraya nasıl gelmiş? Ben de yani hani şeyde demiştim ben. Yol of Flip. Yani ribozomların da aslında yaptığı böyle Shaun White'ın da ismini verdiği bir şey var, rutin var, yol. You only live once. Bir kere yaşarsın diyor. Yani ya bunu yaparsın ya da böyle heyecansız bir şekilde devam edersin. Bakalım neler olmuş arada. Bunların hiçbirini yani dondurarak bulamazsınız. Oda sıcaklığında bulmanız lazım. Ve bu ilk çözümümüz yapı pek çok kişiyi heyecanlandırdı. Stanford'da da mesela antibiyotik geliştirmesi üzerine çalışan bazı hocalarımız vardı. Computational çalışan, bioinformatik çalışan hocalarımız vardı. Bir araya geldik ve ribozoma bağlanan antibiyotiklerin daha sonra değiştirilerek nasıl mesela yan etkilerini ortadan kaldırabiliriz. Mesela bir antibiyotik aldığınız zaman sadece bakterileri öldürmüyor. Yani duyma organındaki hücreleri de öldürüyor ve şey, duyma bozukluğu, yani duyamıyorsun zaten. Özellikle çocuklarda geri dönüşüm olmayan, tamiratı olmayan bir duyma bozukluğuna yol açabiliyor. Biz de mesela bu yöntemle bu duyma bozukluklarını nasıl ortadan kaldırabileceğimiz, yani antibiyotikleri geliştirebileceğimiz şey yaptık. Yine aynı metodu kullandık ve daha sonra antibiyotiklerin bağlandığı yer burası. Bizim çalıştığımız antibiyotiklerde yine bu dekoder kısmına bağlanıyor ribozomun. Ve bu, yani şuradaki kahverengi renkli olan antibiyotiği bulduk ve hem soğukta hem oda sıcaklığında baktık ve bir fark göremedik. Yani ilk ana maddesini. Daha sonra değiştirilmiş olan yapıya baktığımız zaman ise, yani değiştirilmiş olan da aslında sadece soğuk sıcaklıklarda baksaydık hiçbir fark bulamayacaktık. Ama ısıttığımız zaman bazı dinamiklerinin kaybolduğunu gördük. Aslında tam böyle beklediğimizin tersi bir şey. Normalde ısıtınca daha fazla dinamik bir şey görmek istersiniz ama öyle olmadı. Daha sonra biraz daha böyle computation yaptık ve yani bu outlier dediğimiz yani arada kalmış şey, yani eğer siz antibiyotik geliştirip yapısını çözüp yani böyle biraz kapanmış, biraz burada dinamiği değişmiş bir şey bulabilirseniz o size daha yeni gelişmiş, yeni nesil antibiyotiklerin geliştirmesine bayağı yardımcı olabilir. Ve bu yaptığımız çalışmada mesela başka bir dergiye kapak oldu. Mesela bu antibiyotikler nasıl değiştiriyor yapısını ribozomun? Geliyorlar, direkt şuraya bağlanıyorlar. Biraz daha yaklaştıracağım ve direkt dekoder kısmına gideceğiz. Antibiyotikler direkt buraya bağlanıyor ve bir jammer gibi buradaki şeyi, dinamiği kaybediyorlar. Yani şuradaki şey, yapı gelip burada hidrojen bağları kurarken antibiyotikler bağlandığı zaman şuradaki iki tane çok önemli nükleotit yapısını kaybediyor. Hani birinci ve ikinci pozisyona gideceği yerde böyle yani saçma sapan yerlere gidiyor ve ribozomun kafası karışıyor. Buradaki hidrojen bağları mesela orada döndüğü zaman hep birinci ve ikinci pozisyona gitmesini sağlarken antibiyotikler bağlandığı zaman burası ayrılıyor ve oradaki şeyini kaybediyor, desteğini kaybediyor ve ribozomlar hata yapmaya başlıyor.
Ve bunlarla ilgili sadece ona bakmadık. Mesela şeye de baktık. Biraz önce protein, yani proton tanımından bahsetmiştim ben. Oradaki mesela bazların birbirine bağlanmasına, yani dekodlanmasına da baktık. Orada da mesela bazı heyecanlı kısımlar vardı. Oralarını geçiyorum direkt. Ve daha önce size bir şeyden bahsetmiştim. Genç insanların korkusuzca bazı şeyleri yapabileceğinden bahsetmiştik. Biz mesela 6 saatte sadece yapılarını ribozomunu çözmedik. Mesela benim de buna yeni gelmiş bir öğrenci vardı. 3. sınıf bir öğrenci, Cal Poly'den, California Polytechnic Institute'sünden. Yani bir şey yapabilir miyim? Biz normalde sadece küçük parçasıyla çalışıyorduk ribozomun. Ama bir sürü böyle çok değerli antibiyotikler büyük parçaya bağlanıyor. Daha önce Nobel almış 3 tane, 5 tane bir sürü hocamız bunu yapmaya çalıştı, yapısını çözmeye. O büyük yapının çözemediler. Yani çözdüler de başka organizmalarla çözdüler. Buradakini çözemedi. 30 angstroma, 50 angstroma gelip takılıp kaldılar. Ben de mesela dedim o zarselerin büyük, yani büyük olan parçayı kristalize et, onun yapısını çözelim dedim. Tamam dedi, gitti laba. Hiçbir şey bilmiyor. Ya bazen böyle bir şey bilmemek yani sizin için iyi olabilir. Eğer bilseydik yani bir sürü Nobel'li hoca denedi, çalıştı, uğraştı, yapamadı. Yani hayatta o işin içinde değil ki. Ben bir graduate yani postdoc'a desem ki bunu yap, ben hayatta yani onu yapmam yani. Çünkü yani direkt postdoc'unuz, graduate şeyiniz uzar yani. Ve gittik, kristallerini oluşturdu, lazere gittik ve 47 dakikada yani hem saat farklı olarak hem yapın orada çözülmüş, bu lazerde çözülmüş en büyük yapıyı, en kısa sürede bir undergrad yaptı. Yani junior. Evet, daha basılmadı. Ya bu da dünyanın 9. harikası. Şey devam edelim, yani yine bu metodu aldık biz. Ve sadece ribozomu çalışmak istemiyorum. Yani ribozom ben çok seviyorum ama bazıları işte membrana bağlanan kafein reseptörlerini çalışmak istiyor. İşte soluble olan küçük proteinlerle çalışmak istiyor. Metodumuz onlar için de çok uygun. Yani bunu sadece ribozomlar için yapmadık. Gerçekten güzel, çok robust, böyle bulletproof, yani kurşun geçirmez bir metot. Yani her şeyde çalışıyor, çok güzel çalışıyor ve çalışıyor yani. Koyduğunuz her şeyin yapısını çözebiliyorsunuz. Daha sonra mesela bizim elektrospin dediğimiz olay şuydu. Yani şu ucundan çıkan yapıyı elektrikle fokus edip şurada datamızı topluyorduk. Mesela binlerce sinkroton, demin de yani onlarca, yüzlercesi var dünyada ama birkaç tane free salınımlı elektron lazeri var. Dedik ki biz belki bunu sinkrotonda da yapabiliriz. Şurada çünkü biraz daha yavaş akıyor malzemeler. Yani milisaniyede onu da başardık. Yine atomik çözünürlükte milisaniye böyle x-raylerle oda sıcaklığında proteinlerin yapısını çözdük. Dedik ki yani burada daha yapacak çok iş var. Şimdi elektron mikroskopları da tek parçacıkla yapıları çözebiliyor. Dedik ki burada elektronlar yani biraz yüklüyorlar droplukları yani şeyleri, damlaları. Daha sonra ondan damlalar birbirinden ayrılıyor ve bir şey yani bir boya tabancası gibi düşünebilirsiniz. Şimdi bizim kriyo elektron mikroskoplarımız var ve burada bu yapıyı çözebilmek için elektronların yükü olduğu için önündeki şeyin, numunenin çok ince olması gerekiyor. Aslında buradaki numuneyi inceleştirmek için de böyle yani böyle şey yapıyorlar. Yani bir tane metalden bir grid düşünün. İki tarafından tuvalet paper'ıyla gelip o koydukları sıvıyı alıyorlar, inceltmeye çalışıyorlar. O da çok şey değil yani, tekrarlanabilir bir metot değil. Orada da bayağı direkt numuneye temas olduğu için yine biraz bozuluyor. Biz bu metodu burada Koç Üniversitesi'nde yine metot geliştirmek için şey uygulayacağız, kriyoelektron mikroskopuna. Yani gördüğünüz gibi bütün teknikleri, yani her şey masanın üzerinde. Biz sadece bir sorunu çözmeye çalışıyoruz. X ışınları olabilir, elektron mikroskopu olabilir, yani olabilir. Sorunu çözmek aslında şeyimiz. Ve buradaki hem zaman hem de şey boyut olarak multi scale yani çok boyutlu bir problem, çok boyutlu bir alan ve bunun içinde her şeyi yapmaya çalışacağız. Şimdi şeyi göstermek istiyorum ben. Burada bu ana kadar gördüğünüz saniyede 120 atımlık bir lazerdi. Ve data bir çığ gibi geliyor. Yani şu anda bile yani bir gün, iki gün sonra yani terabyte değil petabyte data topluyorsunuz. Bunu yani şey çözümleyecek bilgisayarlar da çok hızlı olmalı. Yani Google'a gidiyoruz, onun bilgisayarları bile yavaş kalıyor bazen. Şimdi, sorun çok az yapı çözebilmemizde, bunu daha hızlı hale getirebilirim. Tamam, oda sıcaklığında çözüyoruz, tahribata uğramıyor ama yeterli değil. Çünkü ben bir tane yapıyı, yani bir sene bekleyip bir tane çözebiliyorum. Yine benim, hani demiştim ya, böyle aradaki şeyleri görmeye çalışıyoruz. Yani transition state, yani bir yerden bir yere katalize olurken geliyor çok heyecanlı şeyler ama çok kısa sürede olup bitiyor ve göremiyoruz onu. Asıl görmek istediğimiz o heyecanlı kısımları kaçırıyoruz. Bizim iki tane birbirinin içine geçmiş şeyimiz vardı, yani pipetimiz vardı. Şimdi orada
ortadan numuneleri yollayıp birbirine bağlanan şeylerle karıştırıp milisaniyede, yani böyle çok ulaşılması imkansız zaman aralıklarında o dataları toplayıp, yani direkt filmlerini yapacağız. Kartonlardan, yani böyle animasyonu değil, direkt filmini çekeceğiz bunu. Yani bilim kurgu yerine bilim filmleri yapmaya çalışıyoruz. Bunun için de şu anda Stanford'daki bu lazer bir seneliğine kapandı. Ben de dedim fırsat bu fırsat, hemen Koç'a geldik. Yani buradaki gençleri bir an önce motive edip, yani geleceği hazırlayacağız. Bakalım gelecek ne kadar parlak. Şimdi sıçrama yapmak üzereyiz. İkisi geliyor. Çok hızlı. Çok parlak. Gelecek o kadar parlak ki, yani bugünden 1 milyar kat daha parlak olacak. Yani ama biz hazır mıyız? Değiliz. Yani buna hazır bir detektör yok. Enjektör yok. Bu datayı yani şey yapabilecek algoritmalar çok yavaş. Yani o kadar çok gence ihtiyacımız var ki, heyecanlı gence. Ancak öyle bunun altından kalkabiliriz. Şu anda geldik Stanford'dan. Oradaki her şeyimizi paketledik. Burada açtık. Labımız şu anda biraz daha böyle eli ayağı daha düzgün bir halde. Öğrencilerimiz başladı ve TÜBİTAK da bizi destekliyor. Ben de size çok teşekkür ediyorum. Ama bir şey söylemek istiyorum. Asıl burada beni heyecanlandıran şey Cengiz Han var. Hemen göstermek istiyorum kendisi. Bir ayağa kalkar mısın? Kendisi undergrad, daha hazırlıkta, birinci sınıf bile değil. Ve Cengiz Han burada Koç'ta iGEM takımının undergrad olan kısmını kuruyor. iGEM nedir? iGEM International Genetically Engineered Machine Competition. Yani ben artık bir dinozor olduğumu düşünüyorum. Bazen böyle yaratıcı olamıyoruz biz. Sizin daha yaratıcı olabileceğinizi düşünüyoruz. Yani böyle çok çılgın şeyler yapmak istiyorsanız eğer, gerçekten yani biyolojinin iflas ettiği yerlerde artık böyle daha böyle yapılamayacak şeyler yapmak istiyorsanız, bence bu takıma katılın ve dünyayı değiştirmek için, yani sizin de burada bir şeyiniz olsun, yani katkınız olsun. Çok heyecanlı olacağınız adım gibi eminim. Labımızda bir gençleri olacak. Kendilerini herkese hazırlayacağım. Ama oversight yok. Ne isterseniz onu yapacaksınız. Bence yani bunun bir parçası olun. Fırsat kaçmaz. Çok sağ olun.